Eşini hanımefendi görmek istemez mi? Getiririz görür. Başımı sokacak yerim olsun da nasıl olursa olsun diyor. Bana bıraktı seçimi. Benden de tamamdır ama bir 10.000 lira daha kırarsanız olur gibi bu iş. Şimdi arada Ziya Bey var diye indirebileceğimizi indirdik. Hadi 50-50 fedakarlık edin de en sıkışıp gidelim. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İşe bak, daha düne kadar vazgeçeyim diyordum. Şimdi kendi elimde müşteri getiriyorum. Eksik olmayın. Satış yapacaksınız ki inşaatı bitireceksiniz. Biz de çok beklemeyeceğiz. Kimsenin ayrına değil. Kendime uğraşıyorum yani. Kayınvalideyi de buradan daire almaya razı edersem ne vereceksiniz bana? Benim bilmem. Son taksitinizi almam belki. Belki yok. Kesin söyle. Tamam, kesin. Hadi yürü birader. Gidip kayınvalideyle konuşalım. Sen eskiden böyle bir adam değildin ya. Apartmanda çoğunluk bizde oldu, fena mı? Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Güle güle. Ha, havaleyi internetten yaparım. Kapora için. Tabii. Ben de sözleşmeyi hazırlarım. Tamam. Tekrar hayırlı olsun. İnşallah hepimize. Çok iyi bir seçim oldu merak. Evet evet, güzel. İyi daha iyi aslında. İnanamıyorum baba. Çok sevindim oğlum. Çok. E hadi gel. Şimdi çayımızı içelim şöyle keyifli keyifli ha. Kemal Bey'in arabası değil mi? Aa, o. Hayırdır inşallah. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Epey yol alınmış. Az kaldı. Bakmak ister misiniz? Yok, istemem. Sizinle bir konuyu görüşmek için geldim Ali Rıza Bey. İçeride konuşalım. Yok, hiç girmeyeyim. Uzun sürmeyecek zaten. Buyurun, siz dinliyorum. Acıların en büyüğünü tattım Ali Rıza Bey. İnsanın başına gelebilecek en büyük felaketi yaşıyorum. Allah hiç kimseye böyle bir acı vermesin. Ailece perişanız. Kolumuz kanadımız kırıldı. Canımız gitti. Allah rahmet eylesin. Acımız kendimize yetiyor. Bir de işle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorum. Necla dün Cem'in işlerini devralacağını söyledi. Doğrusu bu hamleyi bu kadar erken beklemiyordum. Çok üzüldüm. Necla da kendini toparlamak için meşgalelere sarılıyor. İyi de orası koskoca bir holding. Terapi merkezi değil. Siz ne diyorsunuz Kemal Bey? Evet, devam edin. İş alanında da oğlumun yerini kimse dolduramaz. Kaldı ki yerini yeni mezun olmuş, tecrübesiz. İş hayatından bir haber birine asla teslim etmem. Dünkü tavırları bunu anlayamayacağını hissettirdi bana. Bu konuda kızınızı sizin ikna etmenizi istiyorum. Daha fazla tatsızlık yaşanmadan çıksın aradan. Kardeşimin hakları var. Şevket. Hakkını çiğneyecek değilim. Gayrimenkuller, banka hesapları zaten ona kalıyor. Ben şirketteki hisselerden vazgeçmesini istiyorum. Yönetimde söz sahibi olamaz. Anladım. Mağdur olmayacak hiçbir şekilde. Hayatını rahatça devam ettirebileceği bir maaş bağlarız. Toplu bir şeyler de yaparız arada. Bir dakika. Orada durun Kemal Bey. Benim burada sizinle durup Necla'nın hayatını pazarlık konusu yapacağımı nasıl düşünürsünüz? Buna nasıl cesaret edersiniz? Hiç şaşırmadım. Bizim de acımız büyük. Ben de bir evladımı kaybettim. Konuşmanın başından beri kızınız diye bahsettiğiniz Necla da sizin kızınız, çocuğunuz değil mi? Gelininiz, oğlunuzun emaneti.
Böyle mi sahip çıkacaksınız? Mağdur etmeyeceğim diyorum. Hırs yapmaya hiç gerek yok. Ben maddiyattan söz etmiyorum beyefendi. Necla'ya yapılan haksızlık manevi olarak çok daha büyük. Acısına saygı göstermediniz. Hakaret ettiniz. Yüreğinizin yanmasına verdik. Üzerinde durmak istemedik. Ama biz size gösterdiğimiz saygıya asla karşılık bulamayacağımızı anladık artık. Baba. Baba sinirlenme. İlkan Bey sizden geldi. Daha cenazenin ertesi günü eve avukat gönderdiniz. Yangından mal kaçırır gibi. O imzalar gerekliydi. Sırası mıydı peki? Hangi iş acılı bir insanı o kadar incitmeye değer? Sorarım size. Ama bunun cevabı yok sizde. Ben de Necla'yı daha fazla incitmenize izin vermeyeceğim Kemal Bey. Bütün kanuni haklarının takipçisi olacağım. Sonuna kadar kızımın yanındayım. Sonuna kadar arkasındayım. Eğer bunun için çetin bir mücadele başlayacaksa ona da hazırım. Alo Orhan. İş sana düşüyor. Ben lafımı dinletemedim. Al şu imzaları elinden. Evet. Necla Hanım, 5 dakikanızı alabilir miyim? Buyurun. Veraset davasını ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? En kısa zamanda. Bana vekalet vermeniz gerekiyor. Tamam. Bir de Aydınoğlu ailesinin bir teklifini ileteceğim izninizle. Ben de bir Aydınoğlu'yum. Ailenin dışında mı tutuluyorum? Tabii ki hayır. Sözün gelişi. Nedir teklifleri? Şimdi Cem Bey'in kanuni mirasçısı olarak bütün menkul ve gayrimenkulleri sizin oluyor. Aile bu konuda bir problem çıkarmayacak. Şirket hisselerinden vazgeçmemeniz halinde ise ufak tefek pürüzler çıkabilir ama. Beni tehdit mi ediyorlar? Öyle bir şey demedim. Ama yönetimde olmanız mümkün değil Necla Hanım. Çok zorluk çekeceğinizi düşünüyorlar. Biliyor musunuz? Şu ana kadar maddi durumla ilgili hiçbir hırsım yoktu. Cem şu yapılanları görseydi utanırdı hepinizden. Sırf onun hatırasına saygımdan hakkıma sahip çıkacağım. Beni sahanın dışına atmalarına izin vermeyeceğim. Biraz makul olursanız... Çıkabilirsiniz. Size de vekalet vermiyorum. Veraset davası için kendi avukatımı tutacağım. Nasıl isterseniz. Böyle istiyorum.